Kalamış'taki sunumunuzu da hatırladım. Orada da aslında aynı şeyleri söylemiştiniz. O kendi firmanız veya başka firma değil, bağımsız bir firmadan bahsetmiştiniz o zaman da. Ve yedek akçelerden bahsetmiştiniz. Öncelikle onun için tebrik ederim sizi. Sizin iyi bir projeksiyon. Ama burada tabii Dursun Bey ile ayrı fikirde olduğunu söylediğinizde Galatasaray'ın bu projeyi kendi üstlenmesi, bunun için ne kadar bir kaynak gerekiyor? Bunu banka kredisiyle mi yapacak Galatasaray? Hı. Eğer sizin düşüncenizde neydi onu merak ettim. Çünkü o projeksiyonun çok iyiydi. Evet, yani sürekli bu konu şey olacak galiba, gündeme gelecek. Şimdi orada yanıt vermiş oldum. Size de yanıt vermesem olmayacak ama yani en son gerçek gündemimize de şey geçeriz. Şöyle, o zamanki projeksiyonda da sonuçta hani Galatasaray'ın burada bir satış kabiliyeti var, PR gücü var. Zaten dediğim gibi fikirsel farklılıklar orada oluşuyor. Galatasaray'ın satış kabiliyeti burayı satmaya yeter mi, diğer türlü şey olur mu diye. Bu tamamen sonuçta şeyle, satışla da dönebilecek. Zaten Arsa'nın bu anlamda borcu yok ama FEY'den dolayı yani bir şeyi, ipoteği söz konusu. Biz o projeksiyonda da benim şey yaptığım gibi işte şu kadar daire satılırsa bu şekilde olur diye. Şimdi rakamlara girmeyeyim o yüzden. Evet evet, ön satışla olduğunda etap etap yapılıp ön satışla olması gibiydi. Geçmiş projeksiyonda o yöndeydi. Finansmanının da o şekilde sağlanması şeydi ama neticede dediğim gibi bunlar da Galatasaray'ın her zaman yaptığı çok demokratik güzel tartışmalar ve bu tartışmalar sonucu en doğru yollar bulunacak. Çünkü her şey Galatasaray'da şeffaf olarak tartışılabiliyor. Bu çok güzel, hepimizin onur duyması gereken bir durum. Ama ben Galatasaray'ın bir projesiyle ilgili tartışma ve konuşmaya, bununla ilgili fikir belirtmeye her zaman için varım ki bunun için hani dediğim gibi yani bu Florya seçimden sonra da gündem olacak, şey olacak, her zaman varım. Ama herhangi bir şekilde Galatasaray siyasetinin içinde yer alıp bu konuları tartışmayı kendi şahsen, böyle bir şey yapmayı kendim olarak uygun görmüyorum. Saygı da duyulmasını bekliyorum. Nergis Hanım. Valla bıktınız ama Florya ile ilgili. İki soru sorayım, ikincisi gündeme geçsin bari. Son aşamada peki bu şu anda proje ne durumda? Şimdi fikir ayrılıkları olduğunu söylediniz ama belki başlangıçta bilmiyorum. Şu an son aşamada Florya projesi ne durumda? Onu sormak istiyorum. İkinci olarak da taraftarlar şampiyonluk modunu açmış durumdalar. Evet. Sizler neler söylemek istersiniz? Önümüzdeki sezon biraz mobilyalarla alakalı biraz sıkıntıları olmuş. Ben de onu ileteyim size. Onlarla alakalı da neler söylemek istersiniz? Hı. Diğer son cevap olarak şey yapayım. Şu anki ne noktada bilmiyorum yani, görüşmeler yapmıştı Dursun Başkanım. Sadece o görüşmeler seviyesinde olan bir şey. Ben de o anlamda detaylı bilgiye şey değilim, aiz değilim ama görüşme seviyesinde şey olduğunu biliyorum. İkinci soruyla ilgili de hepimiz zaten bugün dediğim gibi bu tartışmalar şu aldıkça ben de kendimce herkes gibi hepimizin de aslında bu da konuşmaları yapan herkesin de aslında ana gündemi hep şampiyonluk. Bakmayın, bu konuşmalar olsa da herkes orada. Her iki şeyde de ne diyeyim, genel kurulda adaylığını koyan her tarafta herkesin gündemi şampiyonluk. Hepimiz şampiyonluk modunu açtık. İnşallah da bu son dönemeçte de doğru bir oyun, doğru bir skorla, hep ben baştan beri dedim, hak ettiğimiz, yani önce hak eden şampiyon olsun ve inşallah hak eden biz olalım diye inşallah da neticeye varacağız. Kombinelerin kombine bulunamaması ile ilgili evet bizde de çok şey geliyor. Bu bir taraftan çok sevinilecek bir şey, bir taraftan da bulamayan insanlar için yani ama kapasitemizin yetmediğini çok net görüyoruz. Yani gece 3'lerde kuyruklar oluyor falan, bunlar gerçekten geldiğimiz noktada başta Okan hocamızın, Dursun başkanımızın, tüm yönetimimizin ama en başta tabii ki sahada oynayan, aslan gibi oynayan tüm futbolcularımızın, dediğim gibi başta Okan hocamızın bizlere yaşattığı bu güzellikler ve onun neticesinde böyle de kombine bulamamak, benzer şeyleri bulamamak gibi sorunlar yaşıyoruz. Görünen o ki bu başarı böyle devam ettiği müddetçe nasıl yapılır bilmiyorum ama bu stat kapasitesi bize yetmeyecek. Yani o net. Tibet Bey. Hı?
Erdem Bey, Galatasaray geçtiğimiz ay Süper Kupa kazandı ama bir kupa töreni gerçekleşmedi. Eğer pazar günü Galatasaray'ın istediği sonuçlar olursa belki Fenerbahçe maçına şampiyon olarak çıkacak bir Galatasaray var. Orada iki kupalı bir şampiyon töreni planlıyor musunuz? Kadın futbol takımı da şampiyon oldu. Onların da bir kupa töreni olacak. Böyle üç kupa alınması gibi bir şey söz konusu. Geçen de değinmiştim, tekrar şey yapayım. Kadın futbol takımımızın da şampiyonluğu çok çok önemli. Orada da çok ciddi emek var. Orada Emir Aral var, yöneticimiz. Gerçekten çok büyük emek ortaya koydu. Oyuncularımız, hocamız. Genelde tabii erkek futbol hep her şeyi, en çok ilgiyi gördüğü için orada da çok önemli bir emek var. Onları da yani ne diyeyim, tekrar tekrar tebrik ediyoruz. Minnetlerimizi buradan iletiyoruz. Gönül ister şampiyonluğumuz erken garanti altına alalım, bu kupaları birlikte alalım ama yönetimimizin kararı. Onunla ilgili neticede bir şey konuşmadı çünkü şampiyon olmadan şampiyonlukla ilgili ne olacağıyla ilgili bir plan yapmıyoruz. Olalım, her şeyi düşünürüz inşallah. Mesut Bey, yarın mı şampiyon olmak istersiniz? Fenerbahçe maçında mı? Bir, iki de Mertens geçtiğimiz hafta içi bir görüşme yapacağını söylemişti. Görüşme yapıldı mı? Son durumda. İlki zor soru. Bir şey söyleyince yanlış anlaşılıyor. Bunu önceden de ben dedim ki gerginlik olmaması için, yani her iki taraf için bir şey olursa tabii ki Fenerbahçe maçından önceden şampiyon. Yani çünkü o tek son maça kalıp hangi takım yenerse o şampiyon olduğu şey, işin doğası gereği herkesi çok daha şey yapacak. Bizim de kalbimiz dayanmazdı yani. Ben o yüzden şey yapmıştım. Artık bundan sonra hayırlısı neyse o yani. Ben oradaki öyle bir, yani şunu diyebilirim. Allah bize bu kadar lütuflar içerisinde, yani ikinci senemiz, belki ikinci senede de şampiyon olacağız. Daha da başka bir şey yani kendi gönlümden başka bir şey, ne zaman olursa yani inşallah şampiyon olalım. Öyle bir özel bir şeyim yok. Biraz ona cevabı kendimce hani şımarıklık olarak düşünürüm yani. Şu maçta olalım, ne zaman olacaksak biz olalım yani. Mertens. Ha, Mertens. İşime gelmeyince unutuyorum. Vallahi şöyle, Mertens zaten yani gördüğünüz gibi muazzam bir performans gösteriyor. Biz Belçika'da nüfus müdürlüğüyle falan görüşüyoruz. Bu işte bir yanlışlık var. Böyle bu yaşta bu olmaz diye, ama şaka bir yana görüşüyoruz. İnşallah da netice erdireceğiz. O da Galatasaray'da kalmak istiyor. İstanbul'u seviyor. Ailesiyle birlikte. Çok müthiş bir profesyonel. Çok 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 değerli bir insan. Yani çok net söyleyebilirim, gönül insanı. Öyle birçok oyuncumuz var. Şimdi isimleri saymaya başlasam. Hakikaten mesela o da bizim çok şanslı olduğumuz bir şey. Gerçekten sizler de biliyorsunuz yani. Buradaki çoğunu da görüyorsunuz birebir. Yani çok şükür. Allah'a binlerce şükür. Öyle güzel bir atmosferimiz var ki nazar etmeyeyim. Çok iyi insanlar var. Çok şanslıyız. Mertens de onlardan bir tanesi. O yüzden bir şekilde önümüzdeki günlerde, haftalarda zaten şey az da kaldığı için neticeye erecek.